Şimdi bir süredir 3. Dünya Savaşı tartışmaları var. Bir de o noktaya bakalım isterim. Hem Hakan Fidan'dan hem de Bahçeli'den aslında konuya ilişkin açıklamalar geldi ve aslında bu gündemde olan, yani 3. Dünya Savaşı kapıda iddialarının da ciddiye alınması gerektiğinin altını çizdi her iki tarafta. Şimdi tabii aslına bakarsanız işte bu İsrail ile Gazze arasında başlayan, daha doğrusu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının işte zamanla yayılması, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı halen konuşuyoruz. Onlar konuşulurken siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani 3. Dünya Savaşı kapıda mıdır? Türkiye'nin aslında nasıl bir yolu izlemesi gerekir? Onu da konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Şimdi bu 3. Dünya Savaşı meselesi sezgilerin ötesine geçti artık. Evet. Yani sezgilerin çok ötesine geçti. Tablo o kadar böyle belirleyici bir noktada ki bir konsensüs var. O konsensüs şu. Mesela devlet adamlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet adamları bu konuda kanaat sahibi. İşte Dışişleri Bakanı, dünün MİT Müsteşarı Hakan Fidan çıkıp doğrudan yani kamuoyuyla paylaşıyor bunu. 3. Dünya Savaşı riski var diye. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde akademinin ilk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın akademisi kurulmuştu. Onun da ilk yayınladığı raporda da var. Hibrit savaşlar ve ırkçılık, yani batıda yükselen ırkçılığa ilişkin tespitlerin olduğu bir akademinin çalışması var. Orada da Orta Doğu'daki bu krizle birlikte yakın gelecekte Uzak Doğu'da, yani Asya Pasifik'te olabilecek şeylere işaretlen bulgular var. Evet. Biz Ukrayna Savaşı'nı biliyoruz. Balkanlar'da Sırbistan ve Bosna Hersek'in Sırp bölgesine dönük bir takım hamleler var. Almanların ve Avrupa Birliği'nin Bosna'yı yine tekrar karıştırmaya dönük çalışması var. Evet. Orta Doğu zaten belli. Dün gördük, Dağıstan'da bir eylem var. Evet. Rusya lideri gidip Kuzey Kore ile NATO'nun 5. anlaşmasına benzer bir anlaşma imzalıyor. Kim kime, yani birine saldırılırsa diğerine yardım edecek diye bir anlaşma imzalıyor. Şimdi bu sezgiselliğin çok ötesine geçti. Yani bu artık büyük savaşın ayak sesleri. Yani büyük savaş geliyor. Almanlar her gün gazetelerinde büyük parkların altına büyük sığınaklar yapalım diye çağrı yapıyor. İngilizler doğrudan pil stoğu yapın, el feneriniz evden eksik olmasın, aman su depoları alın, sularınızı alın diyor. Orban çıkıp diyor ki Kasım'a kadar direnmemiz lazım, dayanmamız lazım, yok olmadan ayakta kalmamız lazım diyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vučić çıkıp çok, yani eşikteyiz, savaşın eşiğindeyiz anlamına gelen cümleler kuruyor. Ve Sayın Hakan Fidan da diyor ki 3. Dünya Savaşı kapıda, riski var. Evet, şimdi bir bu, de teyakkuzda olmamız gerektiğini aslında çizdi. Aynen öyle. Şimdi bunun şakası yok. Evet. Yani önce onu söyleyelim. Ben bir şey daha söyleyeceğim ama bunun şakası yok. Bu savaş geliyor. Ama bu savaş nasıl olacak konusunda herkesin farklı görüşleri var. Yani bu konvansiyonel bir savaş mı olacak, nükleer bir savaş mı olacak, hepsi beraber mi olacak ya da binlerce, yüzlerce farklı alanda hibrit savaşlar ve işte proxy örgütler üzerinden devletler mi savaşacak, onu bilmiyoruz. Yani onu da yine devlet adamları ve istihbaratlar bilir, onu bilmiyoruz. Ama bu savaş olacak. Yani önce onu söyleyelim. Ve bu savaş çok büyük bir yıkımla sonuçlanır. Onu da söyleyelim. Yani çok büyük bir kamp. Bunu önleyebilecek olanlar da yine şu anda egemen güçler, yani dünyanın egemenleri olacak. Zaten onun için de çalışılıyor. Yani Sayın Hakan Fidan'dan da duyduk bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da defalarca duyduk. Mesela Gazze meselesi, oradaki İsrail'in soykırıma varan saldırganlığı krizin en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Buradan mesela Filistin devleti, bağımsız Filistin devleti de çıkabilir. Evet.
Ya da bu iş topyekun bir savaşa dönüşebilir. Cümlelerini biz Hakan Fidan'dan ve Erdoğan'dan duymuştuk. Şimdi böyle bir ortamda eğer bu savaş devam edecekse ki Lübnan'a yayılma ihtimali şimdi konuşuyoruz, işte kuzeyde bir cephe açılma meselesi konuşuyoruz. Aynı şekilde Kuzey Kore, Güney Kore gerginliği artıyorsa, işte sadece balonlarla atılan pislikler dışında başka şeyler de olacaksa, bir günde bir füze atılacaksa, ya da Tayvan Boğazı'nda Çin'le Tayvan birbirine girecekse, bu savaş artık kapıda demek gerekiyor. Ve bu dünyada çok büyük bir yıkım. Şimdi burada Süleyman Seyfi Öğün, hocama bir atıf yapmak isterim. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, bundan 2 ay kadar önce genel savaş dair, yani bu o öyle tanımlı, tanımına ait bir yazı yazdı ve aslında dikkatleri çekmişti. Onun çıkış noktası da şuydu: herkes silahlanıyor. Herkes, bütün dünya, bütün ülkeler silahlanıyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş olan Almanya bile 100 milyar dolarlık bir bütçeyle silahlanma yarışının içerisine girdi. Japonlar, yine 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş olan ve Amerikan hegemonyasında olan Alman ve Japonlar, yani doğrudan Amerikan hegemonyası altındadırlar. Orduları kısıtlıdır, silah kapasiteleri kısıtlıdır, askeri kapasiteleri sürekli bastırılmıştır ki anlaşma gereği, ama hepsi silahlanıyor. Hepsi. Yani olağanüstü bir silahlanma var ve bu silahlar bir gün patlayacak, kullanılacak. Yani o silahlar patlayacak. Dolayısıyla Süleyman Seyfi Öğün'ün de işaretli bir, o kadar silahlanmanın olduğu bir yerde, hatta silahlanması yasak olan ülkeler bile silahlanmaya başlamışsa, bu savaş kapıda demektir. O zaman şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Şimdi başa döneceğim, ilk bölüme. İlk bölümde biz neyi konuştuk? Cumhur İttifakı dağılırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki çoğunluğunu kaybetme ihtimalinden söz etmiştik. Evet. Peki böyle bir dünya konjonktüründe yürütmeyle yasama arasındaki uyumun bozulma ihtimali Türkiye'yi böyle bir savaşta hangi pozisyonda bırakır? Diyorum ve ben susuyorum. Peki. Biz cevabı anladık diyelim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Size değerli katkılarınız için. Efendim, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Aslan Öztürk bizlerle birlikteydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.